Herkese selam arkadaşlar. Geçtiğimiz videoda Britney Spears'ın kariyerinin yükselişini, global anlamda ne kadar büyük bir yerlere nasıl mücadeleler sonucunda geldiğini, özel hayatında ve arkadaşlık ilişkilerindeki ciddi problemleri, Devler Ligi'ne geçtiği o mükemmel süreci, kırdığı rekorları ve uzandığı başarıları konuşmuştuk. İçinde bulunduğumuz 3. part ise Britney Spears'ın hayatının en tehlikeli ve en önemli noktalarından birini oluşturan süreciyle alıyor. Eğer sizler de hazırsanız daha fazla bekletmek istemiyorum ve videoyu başlatıyorum. 2004 yılı Britney'nin hayatının değişmeden önceki son virajıydı. Müzikal kariyeri son derece başarılı ilerleyen Britney ödüllere doymuyordu. Ardı ardına kazandığı çeşitli ödüllerle birlikte tüm rakiplerinden sıyrılarak kendi yolunu çizen Britney için muazzam bir kariyer sonucuna ulaşmıştık. Britney altın çağını yaşadığı bu dönemde yolu biriyle kesişmişti. Justin Timberlake'in de geçtiğimiz dönemlerde dansçılığını yapmış olan Kevin Federline isimli bu adam Hollywood'da gittiği bir gece kulübünde Britney Spears ile karşılaşmıştı. Yıllar sonra People dergisine verdiği röportajda Britney ile ilk karşılaşmasıyla ilgili Kevin şu cümleleri söylemişti. Onunla ilk defa Hollywood'da bir gece kulübünde karşılaştım. Göz göze geldiğimiz an her şey çoktan başlamıştı bile. O dakikadan sonra bir şeyler yaşayacak olduğumuza emin olmuştum. Bir anda hızlıca ilişki yaşamaya başlayan bu ikili arasında mantık çerçevesinde gelişen hiçbir şey yoktu. Britney son derece sorumsuz ve kendisine sadece maddi gücü ve şöhretinden yararlanmak adına yaklaşan Kevin'dan başkasını gözü görmüyordu. Artık kadrajlara tamamen Kevin'la birlikte yansımaya başlayan Britney, medyaya ve insanlara yeni sevgilisinin Kevin olduğunu çoktan duyurmuştu bile. Ancak daha insanlar ilişkinin bu kadar başındayken bile Kevin'in Britney'nin yanına yakışan bir adam olmadığını düşünmeye başlamışlardı bile. Özellikle Britney'nin yakın çevresi başta olmak üzere çevresindeki kimse bu ilişkiyi desteklemiyordu. Hatta Britney ödül sunacağı gece Billboard Müzik Ödülleri'nin 2004 yılında yapılan gecesine Kevin ile katılmıştı. This year is rap music's 25th birthday. I love you too. Bu ilişki o kadar hızlı bir sürece ulaşmıştı ki gözü Kevin'dan başka hiçbir şey görmeyen 22 yaşındaki Britney tüm tepkilere kulaklarını kapatarak gizli bir şekilde Kevin Federline'a nişanlanmıştı ve hemen ardından yaz bitmeden evlenmişlerdi. Sadece aile bireyleri ve yakın çevrelerinin katıldığı bu düğün sakin bir törenle gerçekleşmişti. Ne Britney'nin ailesi ne de yakın çevresi bu düğünü desteklemese de olanlar çoktan olmuştu. Özel hayatında oldukça hızlı ve hareketli bir süreç geçiren Britney, 8 Kasım 2004 tarihine geldiğimizde tüm hit şarkılarından oluşan kariyerinin ilk toplama albümü olan Greatest Hits My Progressive isimli bu albümü 2004'ün son aylarında yayınlanmıştı. Albümle aynı ismi taşıyan My Progressive, Do Something, I've Just Begun gibi 3 tane yeni şarkı da bu albümde yerini almıştı. Eleştirmenler bu albüm için tam notlarını vermiş olsalar da bir kesim insanlar Britney'nin kariyeri için toplama albüm zamanının henüz gelmediğini iddia etmişlerdi. Bir kesim ise bunun tam aksine Britney'nin bu albümü çıkarmak için yeteri kadar doneye sahip olduğunu iddia ediyordu. Genel olarak bu albüm Amerikan pop kültürünün doğru bir tasviri olarak anılmıştı. My Progressive şarkısı her ne kadar 14 Eylül 2004 tarihinde radyolarda yayınlanmaya başlamış olsa da şarkı 10 Eylül 2004 tarihinde sızdırılmıştı. Britney'nin şarkıya yaptığı cover orijinalinden biraz farklıydı. Şarkının orijinal sözlerinin yanı sıra şarkıya Britney'nin medya ile olan ilişkisine atıfta bulunan sözler eklenmişti. Yapılan bu eklentiler eleştirmenler tarafından olumsuz karşılansa da şarkı dünya çapında oldukça güzel başarılara imza attı. Ve aynı zamanda şarkının klibinde de Britney'nin kocası olan Kevin Federline yer alıyordu. Albüm Avusturya, Norveç, İsveç, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere listelerinde ilk 10'a girdi. Ve albüm dünya çapında toplam 9 milyon satış rakamına ulaştı. İlk single'dan sonra her ne kadar şirket Jive Records bir single yayınlamayı düşünmese de Britney Do Something şarkısı için bir klip çekmek istediğini söylemişti. Şarkı 14 Şubat 2005 tarihinde resmi olarak klibiyle birlikte single olarak yayınlandı. Like
Şarkı Amerika'da single olarak yayınlanmamasına rağmen dijital indirmenin gücü sayesinde Billboard Top 100 listesine de giriş yapmış oldu. Şarkıya çekilen müzik videosunda Britney alter egosu olarak iddia ettiği Mona Lisa'yı kullanmıştı ki bu alter ego Mona Lisa olayını birazdan size açıklayacağım. Ve klibin yönetmenliğini de Billy Waldrop'la birlikte Britney Spears gerçekleştirmişti. Ayrıca videodaki tüm stylingi ve dans koreografileri sadece Britney'e aitti. Ve şimdi sizlere çoğu kesim bilmese de Britney Spears'ın yakın takipçilerinin bildiği çok önemli bir detayı paylaşacağım. Britney 2004 yılında yayınladığı In The Zone albümünden sonra yeni bir albüm üzerinde çalıştığını söylemişti. Ve aynı zamanda bu albümün bugüne kadar yayınladığı tüm albümlerden farklı olduğunu söylemişti. İlerleyen aylarda Amerika'nın popüler radyo istasyonlarından biri olan Kiss FM'e bir telefon açılmıştı. Telefonda Britney'nin olduğu söylendiğinde radyo çalışanları bu habere inanmamıştı. Büyük bir şaşkınlıkla telefonda konuşmaya devam eden radyo çalışanı Britney'nin kendilerine bir şarkı göndermek istediğini ve acilen bu şarkıyı çalmalarını rica ettiğini söylemişti. Ve radyoda bu teklifi şaşkınlıkla kabul etmişti. Ve ardından ise Britney yeni bir albüm üzerinde çalıştığını ve bu albümün bugüne kadar yaptığı tüm işlerden farklı bir konsepte sahip olduğunu söylemişti. Hemen hemen bitmek üzere olduğunu ve yakın bir tarihte yayınlayacağını açıklamıştı. Telefonu kapatmadan önce de albümün isminin Original Doll olduğunu açıklamıştı. Olayın ardından Kiss FM, Britney'nin gönderdiği şarkıyı ilk ve son kez çaldı. Sebebi ise bu albümün hiçbir şekilde çıkmasını istemeyen plak şirketi Jive Records'tı. Plak şirketi, Britney'nin kendilerinin girmesini istemedikleri bir yola girdiğini fark ettiklerinde albümün reddine karar verdiler. Bu radyo istasyonunda Mona Lisa'nın premieri yapıldıktan sonra albüm geri çekildi. Şarkı sözlerindeki anlamı şiddetli bir şekilde değiştirilerek tekrar düzenlenip bir LP şeklinde yayınlandı. Ancak şu an orijinalinden oldukça farklılaşmış durumda. Britney'nin hazırladığı bu Original Doll isimli albüm, bugüne kadar kendisine ne yapması gerektiğini söyleyen plak şirketi ve müzik endüstrisine karşı hazırlanan bir tepkiydi. Albümde Britney, endüstridekilerin ve üst güçlerin ne kadar büyük oyunlar oynadıklarını, Britney'nin üzerinde kurdukları baskıları ve bilinmeyenleri ifşa etmeye hazırlandığı şarkılar vardı. Bu yüzden Britney bu albüm için tek bir prodüktörle çalışmıştı ve albümdeki tüm şarkının söz yazarlığını da kendisi yapmıştı. Albümde yer alan Rebellion isimli şarkı da tamamen albümün özeti niteliğindeydi. Şarkı kişiler üzerinde yapılan zihin kontrolü ve şimdilerde Illuminati olarak adlandırılan üst güçleri ele alan sözlere sahipti. Hatta Britney bir gün trafikte giderken kendisini yakalayan paparazilere dinlediği şarkıyı kapatıp bir anda Rebellion isimli bu şarkıyı açarak bir mesaj verme çabasında olduğu da zamanında gelen söylentilerden biriydi. Albümün ismi de bunca yıldır Amerikan rüyası olarak nitelendirilen Britney'nin Barbie bebek olarak nitelendirilmesine tepki olarak Original Doll yani gerçek bebek olarak belirlenmişti. Ancak üzerinden yıllar geçmesine rağmen Britney hiçbir zaman bu albümü yayınlayamadı. Hatta üzerinde konuşmadı bile. Bu albüm Amerikan müzik endüstrisine dair bilinmeyen pek çok bilgiyi ifşa eden bir içeriğe sahip olması sebebiyle şirket tarafından kontrol altına alındı ve üzeri tamamen kapatıldı. O dönem ne Instagram, ne Twitter, ne de insanların kendilerini bu kadar kolayca ifade edip açıklayabilecekleri herhangi bir sosyal ağ yoktu. Bu yüzden de sanatçılar kafalarına göre ekranlara çıkıp kendilerini açıklayabilecekleri şanslara sahip değillerdi. Bu sebepten ötürü de bu konudaki çoğu şey gizemli olarak kalmaya devam etti. Medyanın Britney'nin sürekli Kevin gibi bir adamla evli olması konusunda kendisini üzecek ve aşağılayacak şekilde haberler yapması sonucunda bir dur demek amacıyla Kevin'i stüdyoya sokuyor ve Kevin'a taşıyamayacağı bir itibar ve statü kazandırmak amacıyla bir albüm hazırlığı sürecine giriyorlar. Kevin'in albüm hazırlığında olduğu bu süreçte olayların gidişatını tamamen değiştirecek olan bir olay yaşanıyor. Ve Britney ilk çocuğunu hamile olduğunu duyuruyor. Küçük yaşlardan bu yana anne olmak istediğini sürekli dile getiren Britney, bu güzel haberlerle birlikte keyiflenirken işler yavaş yavaş tersine dönmeye başlayacaktı. Ve 2005 yılı Britney'nin sağlıklı olarak ve normal olarak geçirdiği son dönemdi. Bu tarihten sonra kendisinin bile tahmin edemeyeceği pek çok olayın ve sorunun içine sürüklenmeye başlayacaktı. 2005 Eylül ayına geldiğimizde Britney ilk çocuğu olan Sean Preston Federline'ı dünyaya getirdi. Tüm medya ve dergiler 23 yaşında anne olan
olan Britney'nin ilk çocuğunun fotoğrafını yayınlamak amacıyla milyon dolarlık teklifleri havalarda uçuşturuyorlardı. En sonunda People dergisi bu savaşın kazananı oluyor ve People Britney'nin yeni ailesinin ilk portresini yayınlıyor. Sükseli evliliği, büyük kariyeri ve anne olmasıyla birlikte kariyeri ve şöhreti her geçen gün büyüyen Britney, Amerika'nın en acımasız medya tarafı olan paparazzilerin de hedef haline gelmeye başlamıştı. Attığı her adım, gittiği her ortamda paparazziler tarafından takip edilen Britney, çocuğu ile gittiği bir restorandan ayrılırken bir anda yolunu kesecek kadar üzerine ilerleyen paparazzi ordusuna karşı dengesini kaybeden Britney, çocuğunu düşürme tehlikesi yaşamıştı. Bu olaya her ne kadar paparazzilerin gösterdiği tepkiler sebep olsa da, magazin siteleri ve dergiler bu olayı Britney'nin anneliğini eleştirip onu aşağılarcasına manşetlerle paylaşmışlardı. Evliliği tüm dünya basını tarafından eleştirilen Britney, bir de anneliği anlamında eleştirilmeye başlamasıyla birlikte iyiden iyiye sıkılmaya başlamıştı. Bir yandan ailesiyle zaman geçirmeye çalışıp, bir yandan annelik yapıp, bir yandan da yeni müzik kaydetmek için stüdyoya giden Britney, yavaş yavaş bu tempodan yorulmaya başlamıştı. Bunca sorumluluğun altında müzikal kariyerine hiçbir şekilde zaman ayıramayan Britney, 2006 yılının ilk aylarına geldiğimizde ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. Bu, tüm dünya tarafından Britney'nin yeni müziğini bekleyen hayran kitlesi tarafından oldukça yadırganan bir durumdu. Hala evliliği ve anneliği eleştiri altında olan Britney, bir şeyleri toparlamaya çalışıyordu. Kocası Kevin'in imajını tazelemek için elinden geleni yapan ve çeşitli prodüktörleri devreye sokan Britney, 2006 yılında yapılan Teen Choice Awards'a katılıyor ve bu ödül töreni Britney'nin uzun bir süre sonra katıldığı ilk ödül töreni olma özelliğini taşımakla birlikte yenilediği imajıyla da tüm insanlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Ancak Britney için işler yavaştan tersine gitmeye başlamıştı. Britney, geleceğini garanti altına almak adına bir amaç olarak gören Kevin, Britney'i başka bir kadını aldatmaya başlamıştı. Ancak Kevin paparazzilere yakalanacağını tahmin bile etmiyordu. Bu olayı basından öğrenen Britney, olayın ardından hemen Kevin'i arıyor. Ancak telefonla karşılık bulamıyor. Bir süre Kevin'e ulaşmaya çalışan Britney, olayın ertesi günü Kevin'a mesaj atıyor ve onu bir restoranda beklediğini söylüyor. Ancak Kevin o gün Britney'nin yanına gitmek yerine kulübe gidip partiliyor ve bunu öğrenen Britney daha fazla dayanamıyor. Kevin'a ayrılık mesajı atıyor. 12 Eylül 2006 tarihine geldiğimizde ise Britney Spears ikinci oğlu olan Jaden James'i kucağına aldı. Ve çocuğunun doğumundan kısa bir süre sonra Kevin Federline'a resmi olarak boşanma davası açtı. Geçtiğimiz senelerde ortaya çıkan ve Britney tarafından yazılmasına rağmen mahkeme sürecinde Britney'e sorun çıkarmaması adına sanki üçüncü bir ağızdan yazılmışçasına hazırlanan bu boşanma mektubunun detaylarına gelin daha yakından bakalım. Mektupta Britney şu cümleleri kuruyordu. Britney Kevin'den boşanmak istiyor. Kendi avukatları tarafından Kevin ile New York'ta buluşmaya zorlandı. Ancak Kevin ne Britney'i ne de çocukları görmek istemiyordu. Kevin masum bir kurbanmış gibi gösterilse de bu tamamen bir oyundu. Britney çocuklardan önceki halinden çok daha farklı şu an. Aralarındaki kavgalar çok ciddi boyutlardaydı. Bu kavgaların en büyük sebebi ise Kevin'in sabahın 5'inde kalkıp madde kullanmaya başlamasıydı. Kimse bunlar hakkında konuşamıyor çünkü kimse olayların gerçek yüzünü bilmiyor. Yayınladığım bu fotoğrafta Britney'in avukatlarının zorlaması üzerine New York'ta Kevin'le buluşmaya zorlandığı andan gelmeyecek olan Kevin'i ağlayarak beklediği kadrajlara yansıyor. Çekişmeli süren davalar sonucunda taraflar ancak 2007 yılının Mart ayında boşanıyorlar. Bu boşanma sonucunda velayetler iki tarafa da ortak seviyede veriliyor. Kevin çocukların velayetini kazanabilmek adına balayında çektikleri özel görüntüleri yayınlamakla Britney'i tehdit etti. Bunun ardından da Britney'nin kameralara yansıyan lollipoplu görüntülerini öne sürerek o lollipopların içinde kötü madde olduğunu iddia etmişti. Ancak yapılan testler sonrasında lollipopların içinde o tür herhangi bir maddeye rastlanmadığı da açıklanmıştı. Ve yargıç tekrar çocukların velayetlerinin %50 olarak taraflara verilmesi kararını verdi. Çalışmadığı için Britney'den milyon dolarlık nafakalar isteyen Kevin'in bu talebi de ne yazık ki yargıç tarafından kabul edildi. Britney önce milyon dolarlık bir boşanma parasına, hemen ardından da her ay düzenli olarak ödemesi gereken binlerce dolarlık bir nafakaya maruz kaldı. Şartlara göre Britney turneye çıktığında ya da herhangi bir ülke ya da şehir dışına konser vermeye çıktığında ödemesi gereken para ikiye katlanıyordu. Boşanma davasının sonlandığı gün Kevin'in kaldığı otel odasında şu not bulunmuştu. Bugün ben özgür bir adamım. Bayanlar dikkat. Eşimi s**, bana çocuklarımı ver s**.
Eski ilişkisinin travmalarını tam olarak atlatamadan karşısına çıkan bu adamla en ufak bir hoşlantı sonrasında evlenmesi, 2 yıl içinde 2 çocuk sahibi olarak sorumluluklarının bir anda katlanması, eşini sürekli kötü madde kullanması ve kendisini aldatması, plak şirketinin yeni müzik yapması için üzerinde oluşturduğu baskı ve tüm dünyanın gözü önünde bunca sorunu yaşayıp insanlar tarafından acımasızca eleştirilen Britney yavaş yavaş kontrolünü kaybetmeye başlamıştı. Kafasını dağıtmak için kendini sokaklara atıyordu ve tanımadığı insanlarla birlikte zaman geçirmeye başlamıştı. Normalden çok fazla da alkol tüketiyordu. Dönemin en popüler figürlerinden iki tanesi olan Paris Hilton ve Lindsay Lohan'la birlikte arkadaşlık kuran Britney, istisnasız her gece bu iki kadınla birlikte partiliyordu. So Paris, Lindsay Lohan accused you of hitting her last night. Is that true? Yeah. You hit her? Two more. Sürekli sarhoş bir şekilde mekandan mekana giden bu üçlü, tehlikeli insanlarla eğlenmeye ve zaman geçirmeye başlamışlardı. Clear the way. Let us walk. Let us walk. Let us walk. To the side. Britney o dönemleri ilerleyen yıllarda yayınlayacak olduğu For The Record belgeselinde şu şekilde anlatmıştı. Hayatımın gerçekten ama gerçekten kötü bir dönemiydi. Sadece evde olmak istemediğimi hatırlıyorum. Çünkü benim bebeklerim benim için evi temsil ederdi. Bu onlarla beraber yaşadığım evimdi ve ne zaman eve gitsem hayır burada olamam, bunu yapamam derdim. Ve bu yüzden arabamdayken sadece bir yere doğru ilerlerdim. Bir anda başlayan gece hayatı, Paris Hilton ve Lindsay Lohan gibi isimlerle yaşadığı skandal partiler, iyiden iyiye dışarıya çıkıp dağıtmasıyla birlikte Britney, Amerika paparazzisinin bir numaralı hedef haline gelmişti. Bir kahve almak için bile dışarıya çıktığında peşinde onlarca paparazzinin koşturması Britney bir kafeste sıkışmış hissettiriyordu. Dışarıya çıkmaktan her ne kadar korksa da ruh hali evde durmasına izin vermiyordu. Paparazziler sınırlarını o kadar zorluyorlardı ki yolda giderken bir benzinlikte tuvalet ihtiyacını gidermek için benzinliğe giren Britney'yi görüntülemek için neredeyse kameralarını tuvaletin içine kadar sokmayı başarmışlardı. Adam, you're blocking your shot, dude. Hang on. Hey, guys, put the gas in for her. You guys got Porsches? Where's the tank at? Got it? Go ahead. You going? Should go. It's not 155. Gazete ve dergilerin manşetleri Britney'nin günden güne yok oluşunu duyurur nitelikteydi. Menajeri Larry Ruldop ve kariyerinin en başından bu yana asistanlığı yapan Felicia, Britney'nin içinde bulunduğu ruh halinin son derece sıkıntılı olduğunu düşünerek Britney'nin rehabilitasyona yatırılmasına karar verdiler. Bu kararı reddeden Britney, aile yakınları ve ekibinin zorlamalarıyla birlikte kendi isteği dışında rehabilitasyona yatırılıyor. Zorla rehabilitasyon merkezine yatırılan Britney, yatırılmasının üzerinden henüz 24 saat geçmesinin ardından rehabilitasyon merkezi kaçıyor. All the way up, guys. Come on, guys. Back up, please. Sabah saatlerinde rehabilitasyon merkezinden kaçan Britney büyük bir endişeyle sokakta koşturmaya başlıyor. Britney'nin rehabilitasyondan kaçtığı haberini alan paparazziler ise Britney'nin peşine düşüyorlar. Ancak o durumda Britney'nin aklından ne geçtiğini kimse bilmiyordu. Sabah 4-5 sularında açık bir kuaför bulan Britney büyük bir paparazzi ordusuyla o kuaföre girerek tarihi bir anı imzasını atmıştı. Tıraş makinesini eline alan Britney bir anda tüm saçlarını kazımaya başladı. Aynadan kendine bakarak saçlarını kazıyan Britney'nin yüzünde sebebi anlaşılmaksızın bir neşe görünüyordu.
Bu durum bile Britney'nin artık tamamen kontrolü kaybettiğinin en somut göstergesiydi. Britney'nin gözler önündeki çöküşüne şahit olan paparazzi ordusu ise bu fırsatı kaçırmayıp Britney'nin milyon dolarlık çöküş görüntülerini belgelemek için adeta birbirleriyle yarışıyorlardı. Saçını kazıttıktan sonra mekandan hızlı bir şekilde ayrılan Britney, büyük bir kararlılıkla başka bir şey arayışına girmişti. Look out, guys. Get a room. You have a room. Left, please. Why'd you cut your hair like that, Britney? Stay left, please. O sırada bir dövme dükkanını açık bulan Britney, hızlı bir şekilde dükkana girerek yeni bir dövme yaptırmıştı. Birkaç saat sonra gün sabaha erdiğinde tüm dünya istisnasız olarak Britney Spears'ın son hallerini konuşuyordu. Britney'nin saçını kazıttığı anın fotoğrafları ve videoları milyon dolarlara satılmıştı ve tüm kanallarda, tüm basılı yayın, gazete ve dergilerde bu görüntüler yer alıyordu. Bir anda paparazzi için kaçınılmaz bir hedef haline gelen Britney'nin bu olaydan sonra peşine düşen paparazzi sayısı iki katına çıkmıştı. Saçını kazıtmasının hemen ardından birkaç gün boyunca paparazzinin yakın merceğinde olan Britney, o günlerden bir tanesinde kuzeniyle dışarı çıktığında yine büyük bir skandalı imza atacaktı. Her adımını takip edip hareket etmesini bile engelleyecek seviyeye ulaşan bu baskı karşısında daha fazla tepkisiz kalamıyor ve yine efsaneleşecek olan o görüntülere imza atıyor. Arabadan inip flaşları üzerine tutan ve sürekli sorularıyla kendisini taciz eden paparazziye bir anda elindeki şemsiyeyle saldıran Britney, paparazzinin arabasına birkaç darbe vurduktan sonra şemsiyeyi fırlatarak arabasına geri dönüyor. Hızlıca kuzeniyle birlikte mekandan ayrılıyorlar. O anlar ise arşivden günümüze şu görüntülerle yansımıştı. Olaydan birkaç gün sonra bu davranışından pişman olan Britney, o gün saldırdığı X17 Online isimli internet sitesinin muhabirine bir özür mektubu yollamıştı. Mektupta ise şu cümleler yer alıyordu. Sevgili X17, şemsiyeyle yaptığım son olaydan dolayı özür dilemek istiyorum. Karakterimi kocanın üzerine düşen hiçbir şey yapmadığı ve sonucunda yer değiştirmek zorunda kaldıkları filmdeki rolümü hazırlıyordum. Üzgünüm, rolümü çok ciddiye alarak kendimden geçmişim. Britney mektupta Kevin'la ilgili yaşadığı sorunların altını çizerek zarar verdiği muhabirden açık bir şekilde özür dilemişti. Yine o dönemlerde eski sevgilisi Justin Timberlake, Britney'nin saçını kazıtmasıyla ilgili kendince komik bir fotoğraf paylaşarak eski sevgilisinin içinde bulunduğu bu zor ve travmatik dönemde bir darbede kendisi vurmaktan kaçınmamıştı. Ancak sadece Justin değil, sektörün önde gelen pek çok ismi de Britney'nin içinde bulunduğu bu ruhsal çöküşü esprilerine konu edinmişti. Dönemin popüler isimlerinden ikisi olan Paris Hilton ve Jeffree Star bu konuda Britney ile dalga geçen diğer iki isimdi. Bir araya gelen ikili Britney'nin ruhsal sorunlarıyla dalga geçerek Britney'nin neredeyse akli dengesini kaybedecek kadar sorunlar yaşadığı bu süreçle kendince eğlenerek espriler yapıyorlardı. Türk basını da boş durmuyordu tabii ki. Gerçek bilgileri yansıtmak yerine 3+1 ofislerinde ellerine kahve bardaklarını alıp yetersiz eğitim seviyelerine rağmen bir şekilde bulundukları konuma gelen magazin muhabirleri de Britney ile ilgili yanlış ve asılsız haberleri haber başlıkları altında insanlara sunarak Britney'nin Türkiye'deki imajını zedelemek için kendilerine yeni bir görev edinmişlerdi. Ve Britney bu travmatik olaylardan birkaç hafta sonra yeni bir girişimde bulunmaya başlıyor. 2007 yılında bir turne hazırlıyor. Ancak bu turneye bir takma isimle çıkıyor. Oh my God!
6 günlük konserlerden oluşan bu mini turnenin adına da Hounds of Blues koyuyor. Konser toplamında 13 dakika uzunluğunda ve sadece 5 şarkı içeriyor. Biletlerin değeri 55 dolar olmasına rağmen biletler kara borsada 1000 ila 1500 dolar arasında satışa sunuluyor. Britney'nin sahneye M plus M's ismiyle çıkmasının ardından bu ismin anlamı araştırılıyor ve bu kısaltmanın açılımının Mom ve Miss olduğu iddia ediliyor. Ancak her ne kadar takma isim kullanarak sahne alsa da sahne alacak olan kişinin Britney Spears olduğu öğrenildikten sonra totalde 1 saat içerisinde tüm konserlerin biletleri satışa sunuluyor. Her şeyin yeterince kötü gittiği bu süreçte Britney, çok sevdiği teyzesini de kanser tedavisi gördüğü süreçte tedavinin yetersiz olması sebebiyle kaybederek yeni bir çöküntü yaşamıştı. Günlerce evde ağlayarak annesiyle konuşan Britney tamamen yıkılmış durumdaydı. Henüz bu olayı atlatamamışken tekrar kendini sokaklara atmaya çalışan Britney, birbirinden bakımsız peruk ve tatlı saçlarla dışarıya çıkıyordu. You look pretty, Britney. How you doing? Going home right now? You going home? Şunu belirtmekte fayda var ki Britney'e o dönemlerde bipolar teşhisi konulmuştu. Bipolar rahatsızlığı ise iki uçlu duygu durum bozukluğu demek. Yani manik depresyon kökenli, kişinin depresyon yaşadığı bir süreçte aniden gelen bir taşkınlık, coşkunluk yaşaması gibi ani gelişen duygu durum değişikliklerini kapsayan bir rahatsızlık. Zaten yeterince her şey Britney için kötü giderken Britney için oldukça karanlık günler kapıdaydı. Ve Britney'nin o dönem belki de bunca yıllık hayatı boyunca kendisinin karşısına çıkan en kötü insanla karşılaşmasına günler kalmıştı. Yanlış insanlarla gece hayatında takılmaya devam eden Britney sonunda o adamla tanıştı ve bu bahsettiğim tehlikeli adamın ismi ise Sam Lutfi'ydi. Yaşadığı travmatik durumlardan sonra sağlıklı kararlar veremeyen Britney, yıllardır birlikte çalıştığı menajeri Larry Rudolph ve asistanı olan Felicia'yı işten çıkartarak Sam denen bu adamı menajeri olarak yeni işine almıştı. Bu, Britney'nin açık ara bugüne kadar aldığı en yanlış karardı. Sam son derece tehlikeli bir adamdı ve Britney için hiçbir şekilde iyi niyete sahip değildi. Bipolar rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Britney'e ilaçlarını vermek yerine bambaşka ilaçlar veren Sam, Britney'nin uyuşmasını ve kontrolünü hafifletecek ilaçlar vererek Britney'i istediği gibi yönlendirmeye başlamıştı. Britney ile gidecek olduğu her yeri daha öncesinden paparazzilere haber veren Sam, yaptığı bu casusluk için hem paparazzilerden hem de bu paparazzilerin bağlı oldukları basın organlarından milyon dolarlar kazanıyordu. What's going on? What's going on? You want some help, Brittany? You want to help, Brittany? Yeah, Brittany. I'm stuck. Come on, I'm back stuck. Up, I'm dude. Stuck. Come on, guys. Brittany. Let it come get on. In. Birthday, how are you, Fede? Shut up, I'm great. Yes. Give me some hope. Please, stop it. Leave me alive. We will. Sam gün içinde Britney'nin telefonunun şarj aletlerini saklıyordu ve gün içinde ona düzenli olarak uyuşturucu ve sakinleştirici ilaçlar veriyordu. Aynı zamanda Britney'nin çocuklarıyla ilgilenmemesi için elinden geldiğince de onu dışarıya partilere götürüyordu. Sam o kadar kötü ve o kadar tehlikeli bir insandı ki Britney'nin annesi ileriki zamanlarda görülecek olan davada Sam'le ilgili şu olayı anlatmıştı. Sam, Britney'nin küçük köpeği London'ı saklayarak Britney'nin ağlayarak köpeğini aramasını izliyordu ve gün sonunda ona destek olacağını söyleyerek köpeği sapladığı yerden çıkarıp ona geri veriyordu. Sam bunu yaparak hem günün kahramanı oluyordu hem de Britney'nin güvenini kazanmasına sebep oluyordu. Sam ile Britney bir süre mücadele etmesine rağmen Sam Britney'nin gerçek yüzünü görmemesi adına elinden geleni yapıyordu. Ve Sam Britney ile paparazziler arasında çok büyük bir köprü görevi görüyordu ve Britney Sam yüzünden gittiği her yer önceden haber verilmesi sebebiyle iyiden iyiye bunalıma giriyordu. Her ne kadar Sam Britney'yi ailesiyle görüşmesi konusunda bir süre engellemeyi başarsa da Britney'nin annesi Britney'yi bu adamın
adamdan kurtarmak konusunda oldukça kararlıydı. Britney'nin annesi Lynn, Sam'e Britney'e zarar verdiğine dair bir dava açıyor. Ve bu dava kapsamında kontrol altına alınan Britney, dava sürecinde ailesinin Sam'le ilgili yaptığı açıklamalar sonucunda bir sağlık kontrolünden geçiyor. Ve bu kontrolün ardından doktor raporunda Britney'nin kanında uyuşturucu maddeye rastlandığı ortaya çıkıyor. Detaylara inildiğinde ise uyuşturucunun yemek eşliğinde Britney'e Sam tarafından verildiği ortaya çıkmıştı. Sam'e açtıkları davayı kazanan Spears ailesi, her ne kadar Sam'i Britney'nin hayatından uzaklaştırmayı başarmış olsalar da aileyi ve daha çok Britney'i kapıda bekleyen başka bir tehlike vardı. Sam'den sonra Britney'nin yanına tehlikeli adımlarla yaklaşan bir diğer isim ise Adnan Galip'ti. Adnan, ünlülerin fotoğraflarını çeken paparazilerden bir tanesiydi. Britney'e nasıl yaklaşıp onu arkadaşlık kurmaya nasıl ikna ettiği bilinmese de kısa bir süre içerisinde Britney ile sevgili olmayı başarmıştı. Adnan'ın amacı Britney'nin ününden ve şöhretinden yararlanarak onun ev ve özel hayatını video ve fotoğraflarla kayıt altına alıp şöhretinden yararlanarak bunları basına yaymakla tehdit edip tüm bunları zamanı geldiğinde Britney'den para koparmak için delil olarak kullanacaktı. Ve yine o da tıpkı Sam gibi gidecekleri yerleri gitmeden önce diğer paparazzi arkadaşlarına haber vererek hem kendi şöhretini oluşturmaya çalışıyordu hem de Britney'den yararlanmaya çalışıyordu. Is everything good, Britney? That didn't work. You say Britney. Britney, Britney, here, Britney, Britney. Look out guys. Restroom's over here Britney. Aidan'ın yıllar sonra verdiği bir röportajda Britney üzerinden tüm sülalesinin geriye kalan hayatlarında hiç çalışmadan yaşayabilecekleri kadar para kazandığını itiraf etmişti. İyiden iyiye dağılan, sürekli duyguları sömürülen, çocuklarının velayetini kaybeden, sürekli tehditlerle bastırılan, paparazzi tarafından her adımı takip edilen Britney için hiçbir şey yolunda gitmiyordu. Bu dönemlerde arabasına binip yola çıkıp herhangi bir yere gitmek amacı olmaksızın araba kullanan Britney, yol esnasında durduğu ve girdiği bir markette dergi bölümünde çocuklarının velayetini kaybettiği haberini manşet atan bir dergiyi eline alarak haberi hüzünlü bir şekilde okuyup ağlayarak aracına geri dönmüştü. Hayatına korkunç insanlar girmeye devam eden Britney pek çok insanın para kaynağı olmuştu. Ancak ne annelik yapabiliyordu, ne müzikal kariyerine devam edebiliyordu, ne ailesiyle görüşebiliyordu, ne de sağlığını geri kazanmış durumdaydı. Henüz 20'lerinin ortasında olan bu genç kıza kimse yardım etmek istemiyordu. Çevresinde ona yaklaşan herkes onun şöhretinden ve parasından faydalanmaya çalışıyordu ve Britney tüm dünya tarafından savunmasızca sorun yaşayarak yaşadığı bu sorunlar karşısında korkunç ve ağır eleştirilere maruz kalıyordu. Düşünün ki biz bile bir hata yaptığımızda ya da canımız bir şeye sıkıldığında odamıza çekilip yalnız kalabilme şansına sahibiz. Ancak Britney bunların hiçbirini yaşayabilecek bir lükse sahip değildi. Attığı her adım, bilinçli ya da bilinçsizce yaptığı her yanlış onun karşısına günlerce televizyon ve basılı yayın tarafından vuruluyordu. Yakın zamanda da Britney oldukça tehlikeli ve kötü şeyler bekliyordu. Bu partımızın sonuna geldik. Sıradaki partta ise Britney'nin şirketi tarafından zorlanarak yayınladığı Blackout albümü, MTV Video Müzik Ödülleri'nde tarihe geçen korkunç performansı, çocuğuyla birlikte kendisini eve kilitleyerek helikopterler ve polislerin eve baskın yapması, hastaneye kaldırılması, paparazziler tarafından soru yağmuruna tutulurken ağlama krizine girmesi, yeni albümüyle asıl gerçekleştireceği büyük geri dönüşü ve Madonna'nın yıllar sonra Britney sahnesine tekrar çıkartıp özgüvenini tazelemesi yardımcı olmasını izleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bir partın daha sonuna geldik. Bu partı hazırlamamda da bana yardımcı olan Müge ve Nihan'a tekrar teşekkür ederim. İnanılmaz çabalar sonucunda size bu bilgileri sunmaya çalışıyoruz. Diğer partlarla ilgili yaptığınız muazzam yorumlar için her birinize teşekkür ederim. Emeğimizin karşılığı tamamen güzel yorumlarınız. Bunu bilmenizi isterim. Video ile ilgili fikirlerinizi aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın.